Aslında Hafıza Merkezi'nin 2015 ve 2016 yılında düzenlediği yaz okulundaki bir turdan çıktı. Ben o tur için hazırlık yapmıştım daha öncesinde. Hani nerede neyi anlatayım, hatta nerede neyi göstereyim. O tura katılan, ikimizin de Kolombiya Üniversitesi'ne katıldığımız programda hocası ve mentoru olan Elazer Varkan bunu kitap yapalım dedi. Zannediyorum 1,5 yıl falan gibi bir sürede bitti. İş bölümü yaptık. Sonra birbirimizin yazdıklarını okuyup bir ortak format, biçim vermek üzere baktık. Biz burada daha çok işte dediğimiz gibi hani hem ihlalleri hem mücadeleleri anlatalım. Tabii ki biraz hani arkeolojik, sanat, tarihsel, mimari geçmişlerini de anlattık ama önceliğimiz diğer alanlar. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip ve onların önemli bir kesimi bu olayların bazılarına, hepsine değil ama bazılarına şahit olmuş değil. Onlar için bir hatırlatma vesilesi olabilir. Bir mekana baktığınız vakit onun tarihi çok çabuk unutulabiliyor. Ve gördüğünüz şeyin altında nelerin yattığını anlatmak açısından da önemli diye düşündük. Şimdiye kadar işte kamusal hafızada yer bulamamış, kendine alan bulamamış hikayelerin, kişisel anlatıların öne çıkması için epey bir çaba harcandı, harcanıyor. Bütün bu bastırılmaya çalışılan, geri plana atılmaya çalışılan hikayeleri anlatmak için uğraşıyoruz. Bu kitap da bunun araçlarından biri. Bu alanda yapılan çalışmalar hala çok böyle hani ana akım haline gelmiş ya da işte ders kitaplarına girmiş değil. Türkiye'de yine farklı kesimlerin, farklı etnisitelerin çabaları dışında resmi bir yüzleşmeden bahsetmenin imkanı yok. Ne tek parti dönemiyle, ne istiklal mahkemeleriyle, ne o dönemde azınlıklara yapılanlarla, ne 12 Eylül, 12 Mart darbeleriyle, ne de Kürt meselesinin bu bütün toplumda yarattığı tahribatla yüzleşebilen bir ülke değiliz biz. Biz burada yeni bir şey araştırıp yaratmadık. Bu veriler ve bu bilgiler zaten farklı yerlerde vardı. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Türkiye'de bununla uğraşan insanlar, kesimler, çeşitli örgütlenmeler var ama bu devlete yansımıyor. Sadece gördüğünüz mekanlardaki mağduriyetleri ve ihlalleri değil, yapılmış olan mücadeleleri de hatırlatması. Bugün bazı kazanımların o mücadeleler ve o mücadeleleri vermiş insanlar sayesinde olduğuna da gönderme yapıyor olması. Ülkede hakim olan kesim ve ideoloji bunu çok sembolik yerlerde fiziksel kılmaya çalışıyor. Bunun bence en iyi göstergesi kitapta da yer alan Taksim Meydanı. Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk anıtı oraya yapılmış. Çünkü Ankara merkezli Cumhuriyet İstanbul'a da damgasını vurmak istemiş. İstanbul payitaht, Osmanlı'nın başkenti. Gezi Parkı hem geçmişe hem yakın dönemde yaşadığımız direniş ve isyan açısından önemli bir şeye tekabül ediyor. Çünkü hem çevre hem de gündelik hayata olan iktidarın müdahalesine karşı yapılmış bir şeydi. Diğer mekanlara baktığınız vakitte aslında o mekanların önemli bir kısmında ya azınlıklar üzerine Türkiye'nin politikalarını izleyebiliyorsunuz. Bu el koymalarla olabilir, dönüştürmeye çalışmakla olabilir. Ya da muteberleştirme adına kentlinin, bu kentte yaşayanların kültürel, sosyal hafızalarında yer etmiş mekanların gayet acımasız bir şekilde dönüştürüldüğünü görüyorsunuz. Farklı iktidarların ve farklı siyasetteki iktidarların nasıl belirlemeye çalıştığını dolayısıyla kısa bir siyasal ve toplumsal tarihi izleyebiliyoruz. Neyin kime ne şekilde hatırlatıldığı bu da bir mücadele alanı. Yani son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalara baktığınızda görüyorsunuz hani bugüne kadar bastırılan hafızanın, bastırılan anlatıların
geri işte su yüzüne çıkması, paylaşılması için ciddi bir çaba var. Bu hafıza meselesi bir aynı zamanda o da bir mücadele alanı. Yani şimdiye kadar bastırılanı görünür kılmak ve bununla yüzleşebilmek adına Türkiye'nin yapması gereken epey bir şey var. Yani umuyorum bu kitapta hani böyle bir şeye hizmet eder.